Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sercan Ulusoy. Bugün dün bahsettiğim makarna tarifim vardı. Onu yapmamı çok istediniz. Takip edenler bile dün Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sercan Ulusoy. Bugün sizlere yoğurtlu makarna ve üzerine salça soslu bir şey yapacağım. Dün bir videoda bahsetmiştim, dün çektiğim videoda. Takip edenler bilir. Onu yapmamı istediniz. Ben de bugün onu yapacağım. Umarım güzel olacaktır. Tadına bakıp size söyleyeceğim. Zaten güzel olur. Onun kötü olduğunu hiç görmedim. Ayrıca bugün Berfix rekorumu kırdım. Videonun içine onu da koyacağım. Göreceksiniz. Güzel bir rekor. Go! I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, yeah, sometimes I think that I'm unstoppable, Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah, I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. Okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack. Something's missing. Need a track that is hitting. Making racks, making millions. Yeah. Yeah. Rest, that's the mission. I don't waste time. No, I make time. All these people wanna hate, fine. I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah, ready to go, man, lock and load. That's right, I swear to God that I can drop you, bro. Neyse, başlayalım. Önce yapmamız gereken suyu kaynatmak olacak. Mümkünse suyu tencereye koyduktan sonra, bu hizada falan koyuyorsunuz genelde zaten. Suyu ayarlarsınız şeyine göre. Şöyle bir şey yapın. Eğer makarnanın tadını daha çok hissetmek istiyorsanız eğer suyu aşırı fazla koymayın. Makarnanın hizasında koyun. Eğer az gelirse yine az eklersiniz. O tadı içinde kalsın. Hani süzdükten sonra suyuyla beraber tadı gitmesin. Bir de büyük göze koyarsanız daha çabuk kaynayacaktır zaten. Şimdi gerekli malzemeleri çıkartayım. Makarnayı çıkartacağım. Yoğurdu çıkartayım. Salçayı hazırlayayım. Yağ hazırlayayım. Mutfak biraz dağınık, kusura bakmayın. Neyse, yabancı değilsiniz zaten. Şey çıkartmamız lazım. Süzebileceğiniz bir süzgeç mi oluyor, yok? İlistir de olmuyor. Neydi ya? Ya neydi, olmadı. Süzgeç işte ya. Neyse, hatırlatırsınız. İşte bu lazım, bu lazım. Suyu kaynaması lazım. Tuz koymak isterseniz koyun. Eğer salçanız tuzluysa koymanıza gerek kalmayacaktır. Ben koymayacağım. Bunun kaynamasını bekleyeceğim. Kaynaktan sonra videoya devam edeceğiz. Su kaynarken şunu da göstereyim arkadaşlar. Big Joy'un ürünü. Yer fıstığı ezmesi. 36 gram protein bulunmakta. Sabah kahvaltıda da akşam yatarken ekmeğin arasında sürüp yiyebiliyorum. Yani güzel bir besleyici özelliği var. Besin değerlerine bakarsanız. Bir dakika, değil mi? Hı hı. Bu şekilde içinde doğal kendi şekeri bulunuyor. Ayrıca ek ilave şeker bulunmuyor zaten. Burada yazıyor. Hani sabah kahvaltısında çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Artık nasıl tüketmek istiyorsanız o size bağlı. Bunu da zaten açıklama kısmındaki linklerden Big Joy'un kendi sitesine gidip görebilirsiniz. Artık Big Joy'dayım. Bir aydır planş atmıyorum. Şimdi planş deneyeceğim. Umarım yapabilirim. İnanın bilmiyorum. Elim yaraydı ya. Oh my god!
Ah, kalçama kramp girdi. Trapezlerime de girdi. Isırmadan girerseniz, böyle hareketi unutursanız. Çok acıyor. Gözüm karardı. Evet, suyumuz birazdan kaynamış olacak. Kaynadıktan sonra makarnamızı suyumuza göre koyacağız. Belki hepsini koymayabilirim. Yoğurtlu makarna ne kadar yiyeceğime bağlı. Koyduktan sonra 15 dakika falan bekleteceğim. Bekletikten sonra üzerine eklemeleri falan yapacağım. Ben böyle açamamışımdır. Hani açtığım zaman patlıyor genelde. Saçlı etrafa. O yüzden bıçakla keseceğim. Bıçakla. Ha, kaynadı. Makarnamızı koyalım. Kepçemizi alıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Şimdi bunun yaklaşık bir 15 dakika. Neredeyse tam 15 dakika süreyle böyle suyun emmiş olacak. Şimdi salça çıkartacağım. Domates salçası olacak. Domates salçası olur mu daha güzel oluyor. Daha domatesi değil mi? Kazan kullandığımız, evet. Şu domates de biraz zeytinyağı alsam normal ya. Domates değil o. Domates, bir kısmı domates bunun. Annem biber demişti. Bir kısmı da domates demişti. O kısmını ıslatırsan ya. Bunu yaktı. Çok yakıyor. Anne! Bu ne tarafı domates? Bir şey olmaz. Biber de olur da domates daha güzel oluyor ama şu tarafta domates de onu biliyorum. Ya dolapta vardı. Oradan koysana domates. Domates. Aha, bu. Hı. Şimdi bunu hafif tavada ısıtacağım. Aslında kaynatacağım biraz daha birbirine geçsin diye. Şimdi yağın içinde salça çözülmüyor. O yüzden biraz da su koyacağım. Su koyunca da iyice çözülecek, böyle şey gel, sos haline gelecek. Sonra baharat falan dökeceğim içine. Karıştırıp bunu da haşlandıktan sonra üzerine yoğurt döküp izleyeceksiniz. Merak edin. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız şimdiden bir like, beğeni atmayı unutmayın. Like diyemem. Bir tuhaf hissediyorum kendimi. YouTuber gibi hissediyorum. Değil misin? YouTuber. Evet, şunu yerine koyalım. Aldığın şeyini yerine koyalım. O kaynaya dururken biz buradan salçamızı alıyoruz. Güzel, uf, çok güzel kokuyor domates. Buradan salçayı şöyle alıyoruz. Çok biraz ama. Heh, şöyle aldık. Şimdi bunun içine yağ dökeceğiz biraz. Biraz var zaten. Evet, çok güzel. Buradan baharatlarımızı alabiliriz. Baharatları şöyle koyabilirsiniz. Ben sevdiklerimi alıyorum. Bir de bu. İsimlerini bilmiyorum ama kesin bunlar güzel oluyor. Biraz bundan döküyorum. Bu biber de bundan koymayayım değil mi? Çok acı olmasın. Tamam, o yeter. Bunu çok seviyorum. Bu karabiber. Boğaz açılıyordu. Kardeşimle ne zaman yoğurtlu makarna yapsak kavga ederiz. Bu gelenektir. Bir geçen kavga etmedik. O da hep kavga ettiğimiz aklıma geldiği için. Tabii ben yaptığım için yoğurtlu makarnayı. Atma. Atmaz ya. Biraz şimdi biraz su koyacağız. Niye? Azıcık su koyacağız ama çok az. Çok koyarsanız sıvı olur. Konuşamam. Bak, çok az koydum. Gördünüz mü? Bu kadar. Şuradaki su. Şimdi bunu kaynamaya koyacağız. Karıştırma işlerini genelde bununla yapmayın. Tavaya çizerseniz evdekiler size kızabilir. O yüzden şöyle arındırayım, şunu temizleyeyim bir. Neyse, şu biraz kaynasın da sonra karıştıracağım iyice. Bir zarar gel. Evde yoğurt var mı bilmiyorum. Harbiden evde yoğurt var mı? Yoğurtlu makarna yapacağım. Dur bakayım. Aha, var. Tamam, varmış. Karıştır bari şunu da. Bulaşık senden. Hmm. Sanki hep sen yapıyordun. Tamam, şimdi yemeği ben yapıyorum. Bulaşık senden diyorum. Evet, tamam. Makarnamız, bakın suyu çok güzel şu anda. Suyu emecek. O zaman tadı hep içinde kalıyor makarnanın. Daha güzel oluyor. Bak bak, gel bunu çek, gel. Sosa bak, gel. Sosa bak, sosa bak. Biraz daha su koyacağım buna, ben kurudu. Tamamdır. Oş.
Bunu yoğurdun üzerine bir döküyorsunuz. Mersin tantunisini yapıyorlar mesela. Sonra yoğurt var ya üzerinde. Üzerine salça sosu, bilmem ne yaptım, mis gibi oluyor. Oo, kaynıyor şu anda. Ya bu niye böyle şey oldu? Ayılacak mı acaba bu? Yağmaz bu bunun. Evet. Bunun yağmaz. Şimdi yoğurdumuzu yapacağız. Yoğurdumuz. Buraya koymamızın sebebi karıştıracağız. Şeyin üzerinde, makarnanın üzerine daha yumuşak olacak. Gerçi burada da yumuşakmış da. Bunu annem mi yaptı eliyle? Hı. Yiyebileceğiniz kadar yoğurt alın. Tamam. Kardeş sen sporcu değil misin? Niye böyle besleniyorsun? Ne var işte, ne güzel besleniyoruz. Şimdi bunu karıştırdık. Makarnamız olmak üzere. Bunu makarnanın üzerine dökeceğiz. Sonra sosu da bunun üzerine dökeceğiz. O zaman yemeğe de yanında yat oluyor. Oturup. Bu bir tabak değil yani, benim bir tabağım değil bu. Genel ailedeki yiyebileceğimiz bir tabak oluyor. Şimdi bunu süzeceğiz. Ama lavabonun içine dökmeyin. Şeye dökün. Bu aşırı sıcak şu anda. Ne yapacağız? Biraz suyunu süzeceğiz, böyle temizleyeceğiz yani. Nişastası gitsin üzerindeki. Of, buhar nasıl? Kendimi Çin mutfağında gibi hissettim. Son aşamamızda ise... Evet, şunu dökeceğiz, şunu dökeceğiz. Son değil, daha bunun ilk aşaması oldu. Sığacak kadar dökelim şuna. Şunu güzelce yayalım. Buradan yoğurdumuzu alıyoruz. Yoğurdumuz da böyle. Bu yoğurt çok az olmuş. Tekrar yoğurt koyacağım. Evet, şu an güzel oldu. Değil mi Nihal? Yani? Hı hı. Aa. Bundan sonra yemek yapayım arkadaşlar. Arada yemek videoları da gelir. Evet, burada sosumuz vardı biliyorsunuz. Salça sosumuz. Şimdi salça sosumuzu alıyoruz. Görüyorsunuz abi, ev nefes olacak. Yapın yapın. Evet, masraflı bir şey yok zaten burada. Makarna, yoğurt. Pirzola yapmıyorum ya. 400 gram pirzola yiyorum bugün. Ya bunu da az yapmışım. Gözünü seveyim ya. Siz ama olayı anladınız herhalde. Şunu biraz ıslatsam mı sence? Şimdi salça yoğun olduğu zaman alıyorsunuz, böyle çok salça tadı geliyor, ağzınızı yakıyor. O yüzden şuradan aldınız mesela, geldi. Buradan aldınız, biraz salça geldi. Yeterli oluyor, yeterli kadar oluyor yani. Bazen tellerden çok zor konuşuyorum. Ağzımda tel var ya. Tamam, evet. Makarna tarifimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Eğer şöyle gösterebilirsin. Evet, bunu işte salçayı biraz daha yaygın yaparsınız. Her şeyi ayarlarsınız. Yapa yapa zaten alışırsınız. Elime sağlık diyorum. Şimdi doya doya yeme zamanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediyseniz, zaten bunu duyuyorsunuz, izlemişsinizdir. Destek olmak için videoyu beğenebilir, kanala abone olabilir, Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.